Truva'da bina sistemi karışıktı. Ondan bas. Bundan, teknoloji olarak da öyle. Yok tahta teknolojisi, yok bronz teknolojisi, yok yiyecek teknolojisi. Abi yani teknoloji ağacı bile keyifli gelmiyordu. Ben o kısmı şey yapamıyorum. Benim sevmiyorum. Yani bu incik cincik bir detay bence. Çok da gereksiz bir detay olduğunu düşünüyorum. 5 kaynağın olmasın. Yani bize fikrimizi sorarlarsa ben şahsen anlatırım şeyimi ama yani zannetmiyorum o hani değişeceğini. Çünkü Ekim'de falan çıkıyor olması lazım ya Ekim'de ya Kasım'da. Öyle bir radikal bir değişim yapacaklarını zannetmiyorum. Ya da bir ayar olarak koysalar 5 kaynak oyuna veya oynama sistemine onu bile anlarım da. Yani mitik özellikler gelirse ben severim. Belki keyif alabilirim ama Truva'daki gibi olacaksa yine bence yürümeyecek. Truva'daki mitik biraz zayıf geliyordu bana. Daha sonradan şeyi falan eklemişlerdi. Cerberus'un yoluna gidiyorsun falan, özel savaşlar bilmem neler. Onlar mesela ilk geldiği anda mitos gelseydi iyiydi. Keşke yeni bir Attila yapıp milyon kat daha iyi optimize edilmiş hali olsa. Murloc Mobi teşekkür ederim, ikinci ayı kutlu olsun. Ekim'de ne çıkacak? Fero. Total War Fero. If the lady wills it. Abi yine mi geldin sen ya? The lady is with you. You honor me. I see you. I go hence. Can sıkıldıkça geliyor herif bizim kıyılara ya. Shizuru. Orada Orion'a yardım etmek istemiyorum ama Late Medieval. Ya ben şeyi de merak ediyorum. Buradan nereye gidecekler? Yani farklı bir tarihe gidiyorlar ama ikidir tuttuğunu düşünmüyorum. Truva'nın da tuttuğunu pek düşünmüyordum. Zaten bedava dağıttılar oyunu. Ona rağmen tutmadı oyunu yani. Umarım yanılırım. Ben seviyorum çünkü Total War'ları. Yapsınlar Shogun abi. Madem karakter odaklı böyle farklı bir şey yapmak istiyorlar. Yapsınlar Shogun'u. Samuraylarla oynayalım. Güzel bir de duello sistemi koysunlar. Three Kingdom'dakinin daha da gelişmiş halini. Daha böyle karışabileceğimiz bir duello olsun. Hareketler yaptırabilelim falan. Al sana mis gibi Shogun çıksın anasını satayım. Of. Asya'dan bıktık. Tamam. Bak ben şeyi de söyledim ki daha önce Medieval'la ilgili fikrimi söyledim. Empire'la ilgili fikrimi söyledim. Empire yapacaklarsa da daha böyle içine gireceğimiz bir oyun olsun. Ya şunu aşamıyor Total War. Şimdi bu harita üzerinde yönetme falan bu sistem tamam diyor. Adam hep bu sistemden ilerliyor. Bir değişiklik yap. Yani yenilikçilik hiç şeyine giremiyor. Tutmuş bir formülü olduğu için aynı formülden inatla devam etmek istiyor. Bu, hani anlaşılır bir şey, anlaşılmaz bir şey değil tabii ki ama bir değişiklik yap, daha içine girelim abi, şu şehirlerin içine girelim mesela, çift tıklayalım içine girelim, içeride bir şeyler, binalar yapalım, köyleri olsun ayrı ayrı, onlara bir şeyler yapalım, onlarla uğraşalım, daha Mount and Blade şeyine insin, ölçeğine insin oyun, savaşlar yine büyük olsun ama ölçek olarak, harita ölçeği olarak Mount and Blade'e insin oyun. Bana o şekilde bir empire versin ve Amerika'yı kuralım. Ben bunu istiyorum mesela. Benim şu an ya da Medieval da aynısını yapsın. Askerleri köylerden toplayalım bilmem ne. Onlara göre köylerimizi yönetelim. Crusader Kings gibi olsun. Bak ona da varım. Ona da okeyim. Ama yani sistem bir kere tuttu. Güzel gidiyor böyle. Bunu kullanalım aga deyip aynı sistemden 100 yıl böyle devam edeceksek sıkar yani bu oyunlar. Eninde sonunda sıkar yani. Ben detay arıyorum çünkü oyunda. Detay olarak gidip kaynak farklılığı koymaları benim için bir şey değil. Al beni yaratmıyor bana yani. Hmm, kaynak var ne kadar ilginç falan dediğim bir şey değil ya. Evet bir değişiklik yapmaları lazım abi.
Rekabet yok. Ya rekabet olsa da var olan sistemden vazgeçmeleri için var olan sistemi zarar etmesi veya hani istedikleri rakamları vermemesi lazım. Öyle bir sıkıntı olduğu için maalesef istediğiniz şeyleri göremiyoruz. Değişiklikleri. Hep aynı şeyler gelip duruyor önümüze tepsiyle. Değişiklikten çok korkuyorlar. Özellikle radikal değişiklik yapamıyorlar. Bak, Truva'da bir radikal değişiklik yaptı, ellerinde patladı mesela. Onun tatavası dönmüştür bile şirkette. Ulan niye kaynakları kaldırdınız diye. Ama en nihayetinde olması gereken değişiklik denemek zorundasınız. Eskiden firmalar çok rahat deniyordu. Artık deneyemiyorlar ya. Artık masrafları da çok. Şirketler büyüyor. Manevraları iyicene daralıyor ve at gözlüğüyle devam ediyorlar. Medieval 3 falan bu yüzden mi geliyor hype'ı tutmak için? Gelmiyor demek istedin herhalde. Aynen. Önce bir Victoria dönemi, ardından İskender dönemi vesaire gelsin. İskender çok dar bir dönem abi. Bak yapsın yapmasın demiyorum. Daha önce de yaptı İskender'i ama çok dar bir dönem. Yani sadece İskender'le veya Pers'le oynayıp böyle takılacağım bir şey yapması çok sıkıcı olur. Truva'da yaşadık abi. Çok dar bir yere ele alıyor. Çok sıkıcı. Bak Shogun'un onu kıran noktası şu. Sengoku Jidai dönemi Shogun'da herkes birbirine giriyor. Japonya'nın altı üstüne birbirine geliyor. O çok güzel. Daha da detaylı yapabilirler. Yaparlarsa. Ver hadi ya. Zır zırdır. Obsidian Blade. Oha. Ne güzel bir şeymiş o. Jille var mı bir şey? Yani jile ver obsidian'ı. Şunu da ver. Jille Breton. Şimdi anı o jille. Neyse bir şeyleri kırpayım dedim. Baktım pek de şey yapmadım. Set bonusu varmış. Set bonusu ne? Warhammer bitiyor. Zaten Warhammer 3 oyun olacaktı. 3 oyunda yaptılar. Warhammer'ın sömürülecek bir yanı yok. Yapamazlar artık Warhammer. Yok Warhammer 40K yapamaz. Warhammer 40K bu oynanış stili olarak hiç uygun değil ki. ...40K'yı böyle oynayamazsınız. 40K yapacağı zaman adamın çok... ...inanılmaz radikal bir değişiklik yapması lazım. Öyle bir dünya yok. Bazı itemler gruplu oluyor. Hepsinin giyince ek bonus alıyorsun. Luen aldı şimdi onu. Ya, özel itemleri diye mi diyorsun? Royal Privilege. Ha, ne veriyor? Allegiance Points Gained %50. Peki artı bir kontrol. İyi, Allegiance vermesi iyi aslında. Çok da kötü bir şey değil. Tent Chair. Devoted of the Goddess. Ops, ops, ops. Warrior King. Warrior King. Dizi filmlerin Total War'ları gelsin de. Abi tarih çok geniş bir alan. Çok fazla yapılabilecek şey var. Yeter ki değişiklik yapsınlar. Yani aynı şeyi bize tepside sunup durmasınlar. Bir değişiklik yapsınlar. Başka bir şey istediğimiz yok bence. Tamam, kimisi şey istiyordur. Medieval gelsin. Kimisi Empire gelsin artık diyordur. O bambaşka bir durum. Benim istediğim şey değişiklik. Harita yönetimi değişsin. Daha içine girelim. Tamam, buradan da değil mi? Dam dam da da dam dam da da dam dam da da dam. İvres'teki ne oldu? Niye geliştiremiyorum? Military Alliance istiyor. Hadi geliştir. Britanya Saga sıçtı abi, sıçtı yani. Çok güzel olabilirdi ya. Vikinglerin trend olduğu bir dönemde geldi Britanya ya.
Gözünüzü seveyim. Nasıl bir sıçmaktır? Bir level'da Three Knights of Ren. Tahmin ettim var ya böyle bir saldırıya geliriz diye. Ama Luen alır bu savaşı. Savaş sistemi zaten uç noktaya değil. Hayır, katılmıyorum. Katılmıyorum. Savaş sisteminin ne kadar değişebileceğini bakın Manor Lords gösterdi. Ve direkt aldılar Feroe'ya koydular. Yani gelişimi açık. Savaş sistemi gelişimi açık. Yani Feroh'taki sistemin Warhammer'a da gelmesini istiyorum ben şahsen. Çünkü Warhammer'ın savaşlarında çok ünlü şeyler var. Formasyon saldırıları var. Kitap Britanya. Aynen, Britanya mevzusu bu sırada bence yenilir bir yutulur şey değil. O kadar trend olan bir konuyu öyle sıçmaları. Ya oyunu birazcık düzgün yapsalar, şu vali sistemi, işte loyalty sistemi biraz düzgün olsa. Ne bileyim, teknoloji ağacı biraz ilginç bir şey olsa. Savaşlar zaten keyifliydi. Yürürdü o yani. Kamera sistemi bile eskiydi abi. Yazık ya. Formasyonlar neden kalktı ki? Zaten Atilla'da da vardır, onda da vardı. Hayır, formasyon vardı da sen formasyona it emri verdiğinde beraber itiyorlar mıydı? Ya da geri çekil dediğinde beraber geri çekiliyorlar mıydı arkaya basarak? Böyle şey, kalkanı düz tutup geriye doğru adım atıyorlar. Bunlar Manor Lords'tan geldi. Formasyon hareketleri. Sadece strateji değil ki. Bütün oyunlar aynı bok. Bütün oyunlar aynı bok. Keşke farklısını söyleyebilsem ama bütün oyunlar aynı bok. Balans. Ha yok, bu benim dediğim öyle bir şey değil. Videosunu izlettim benim dediğimin. Çok farklı bir konu. Selamun aleyküm, biz geldik. Rakip geliyor işte yani. Ben açıkçası Manor Lords'u insanların bayağı benimseyeceğini ümit ediyorum. Oyunun çıkışı falan bir sürü şeyi önemli tabii ki elbette ama. Şuna vereyim mi? Aynen. Biz de okuldan kaçıp şeye giderdik. İnternet kafede Joe oynamaya giderdik. Joe 1. Şimdi Joe oyunu oynayabilirsin. Su tek kişi geliştiriyor da şeylere falan destek alıyor tabii ki, çizimlere bilmem nelere. Şimdi göstereceğim ben. Onu da göstereceğim. Anlamanız için Manor Lords'la arasındaki temel farkları.
Bir tane savaş videosu vardı. Daha önce izlemiştik, olmayan arkadaşlar ya da görmeyen arkadaşlar için tekrar izleteceğim onu. Daha iyi anlarsınız ne demek istediğimi. Ne yapsın onu? Ne kadar Griffin düşmasın. Aynen, o suikast videoları Shogun'a kadar vardı. Shogun'dan sonra kalktı galiba. Ajanların videolarını kaldırdılar. Halbuki ajanların videoları keyifliydi yani. Çocukken onları izlerdim böyle, beklerdim acaba ne olacak, acaba ne olacak diye. Çok severdim. Troy'daki silah değiştirme olayı da iyiydi. Silah değiştirme olayı neydi lan Troy'da? Misal Medieval 2, onu okudu. Kaldıran adam kimse, onun ben olduk. Dur bak. Şey geçsin de tur. Noctilus bana savaş açtı. Ben savaş açsam para alıyordum herifi. Neyse zaten ölecek ya. Kelli silah, tek elli büyük silah. Öyle bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Olabilir. Truva'yı o kadar az oynadım ki. Britanya Saga'yı bile beğenmişliğim var da. Aha, yemini sona erdi. Ben kaçar deyip gitti herif. Aha. Yağmalamış şerefsiz. Protector of the realm. Donuna kadar yağmalamış. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Who wishes the grail? Who wishes the grail? Utrecht'ten modu vardı, Utrecht'i getiren modu vardı. Louen Leoncoeur. King of Bretonnia. Valla Questing Knight basabiliriz. Bence basmalıyız da artık zaten. Geldik kaç level'lara, hala daha adama elit atlı basamıyoruz. Herif seferden sefere gidiyor, bir götünün üzerinde oturmadı. Tamam, şimdi onu ışık 13. Tabii 13 birim daha basmamız anlamına geliyor ki birimler çok ucuz. 73 gördüğünüz gibi, hani tutunuyorlar ve ucuzlar. Bizim için önemli olan kısmı bu. Hatta hayrına 1-2 şövalye daha atasak çok iyi olacak bence bunlar için ama. Beastman, Greenskin, Dark Elf, Ogre Kingdom. Onu yapamazsın. Desert veya Jungle, onu da yapamazsın. Win a Battle at Sea belki bunu yapabilir. Şunların yeminlerini de biraz yükseltelim. Çünkü yemin önemli bir mevzu. Normalde bir tane paladin komutanımız vardı ve onu yeminlemiştik. Ha, bu adam da yeminliymiş. Bu ne istiyor? Warrior of Chaos. Bunu yapabilir. Demons of Chaos. 5 enemy lord öldür. 5. Şu daha yapılası sanki. Fey Enchantress'ın da galiba hiçbir şey açık değil. Abla niye uçuyorsun? Açıkmış hepsi be. İyi. Fein de açık. Onun da fena değil. Aşağıdaki ikinci lordum öldü. O biraz kötü. Prophetess'ın var burada. Prophetess'ın da galiba şeyi yok. Desert or Jungle Climate. Greenskin, Dark Elf, Ogre, Beastman. Sanırım Desert veya Jungle daha mı mantıklı olur? Yine Battle at Sea diyelim. Denize götürür şey yaparız. Hazine kazandırırız. Çünkü Jungle veya çöl burada çok böyle
nasıl diyeyim, ulu orta bulacağımız şeyler değil. Dolayısıyla birazcık sıkıntı olabilir. Peki bir şey diyeceğim. Luwain'e biz Questing Knight mı basıyoruz? Aynen. Errant'ları falan çok güçlü ama Errant'lar yani zayıf üniteler. Şöyle level almış haliyle 36-36 bu adamlar. Questing bir üst seviyesi. Daha gerçi 3 level yine çıkıyorlar ama yani 9 level'lık bir Errant'la aralarında atakta 9, savunmada 6, silah gücünde 20 fark var. Liderlik ve can da çok büyük fark ediyor gördüğünüz üzere. Yani o kısım biraz sıkıntı. Errant'ların kalkanları var. Questing Knight'larda kalkan yok. Onu görüyorum. Yani şeye açıklar. Menzilli atışa açıklar. Öyle bir sıkıntıları var. Bunların 3. seviyesi var mıydı? Bir dakika ona bir bakayım. Hipogrifler falan geliyor. Yok. Onun 3.'sü yok. Knights of the Realm'in bir üst seviyesi var. Grail Knight'lar. Bunun bir de şeyde şurada şeyi var. Grail Guardian'lar. Bunlar zaten ölümsüz desek yeridir. Bayağı güçlüler. Selamlar. Dolayısıyla şu anki durumumuz böyle. Peki. Diplomaside var mı bir hamlemiz? Karak Kadrin'le anlaşabiliyorum. Ithane. Aha. Aa, yetmiyor. Tamam paranı alırım. Defensive Alliance bence sıkıntı olmaz Ithane'le. Yani en kötü ne olabilir ki? Allah'ın Dark Elf'i falan savaş açar bize. O da benim için çok da bir dert değil. Haydi bakalım devam. Selamlar Sasplas. Fort Bergres boşta. Fort Bergres'i alabiliriz. Cult of Pleasure'a saldır para vereyim diyor. Hayır. Gerçi geçen sefer böyle bir saldırı eventini reddettiğimizde o saldırmamızı istedikleri şey bize saldırmıştı ama yine de hayır. For the lady. Selam. Lady Protectors. Fort Begres'i başka biri almadan alsak aslında ya. Gerçi yukarıda da ordular gelmiş götümüzün dibine. Belakor karaya çıkmış. Bazı problemlerimiz yok değil yani var. Ama burayı güvende tutmak bizim için önemli. Burayı başkasına vermemek ve güvende tutmak bayağı işime yarayabilir. Sen yine kaleye gir. Burada çıkmış kaleyi kuşatıyor. Şimdi burada karşı saldırı yapmazsak öleceğiz. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Karşı saldırı yapmadığımız takdirde orada dışarıdaki orduları vurabilirler ve öldürebilirler. Lione için şu an bir şey yapamam ama Muzilion'u korumaya alabilirim. Lione zaten 4. seviye bir kale. Fena da birlikleri yok içinde. Dolayısıyla savunabilirler diye ümit ediyorum şu anlık. Maalesef ümitlere kaldık ama. Başka. Crown Tournament Ground var. Oha 800 para mı veriyor? Bakarım lan binanızı. Başlatma şimdi binasından falan. Üniteyi boş ver, bize para lazım zaten. Ver. Süvariler artı 2 rütbeyle çıkıyor. Artı 10 asayiş. Daha ne istiyorsunuz ya? Belanızı mı arıyorsunuz? Abbey of the Grail Companions varmış. Bu ne veriyor? Süvariler yorgunluk kazanmada daha şey oluyor. Yavaşlıyor. Paladinler artı 2 rütbeyle doğuyor. Grail Vav ünitleri. Yani son yeminle gelen üniteler artı 5 defans alıyor. Bütün süvariler artı %10 hücum bonusu alıyor. %50 diyorum. Artı 50 de tur başına chivalry geliyor. Onun dışında buraya armor yapamadık. Belki o birazcık sıkıntı olur ama Cathedral of the Lady'yi yaparız herhalde. Ya da şunu yıkabiliriz. Aynen bunu yık, bir tane yaptım zaten. Güzel para var. Güzel para. Ticaret mi yapalım? Ithane'le yapalım ticareti. Muhtemelen parası da vardır zaten. Başka? Seni pek istemiyorum. Sen herkesle savaşıyorsun. Seninle ticaret yapıyorum diye bana da kıl olurlar şimdi. Neyse. Favored Dota. Tamam. Bunların hepsini yaptık. Şimdi birazcık paraya yürümek istiyorum. Evet paraya ihtiyacımız var ama... Kuzeylilere karşı savaşırken bonus alalım. Norska'yı yendikçe de Shivalry kasarız. Aşağıda ne yaptık? Ordular yenilendi mi?
King of Bretonya. 4 tur varmış. Tamam, 4 tur takılacağız o zaman aşağıda sakin sakin. Etliye sütliye bulaşmadan. Jizero. Kaleyi geliştirelim. Kale daha önemli. Belakor'un buradan nereye gideceği, ne yapacağı çok belli değil. Ama Belakor'un çok büyük bir ordusu da yok. Ve yaralı. Nasıl oluyor bilmiyorum ama yaralı. Biz dediğim gibi burada Norska'yı yenmek zorundayız. Charge bonus versen de bize neye kullanacağız ki charge bonus'u? Paladin'e verebilirim. Gel. Etrafındakilere -8 liderlik. En çok dayanabilen üniteye vermek en mantıklısı. O da kılıçlar. Mızraklılardan daha çok dayanıyor kılıçlar ilginç bir şekilde. Şuraya bir de save alalım. Karşıda 4 tane Skin Wolf var. 3 tane Marauder Champion var. 2 tane de Chaos Warrior var. Şu 5'li tehlike. Hatta 6 diyelim. Burada da var bir tane çünkü. Bu 6'lı aşırı zırhlı. Hani götü başı ayrı oynayan çok güçlü piyadeler. Bunlar tank gibi yürüyor. Yürüyen tank anasını satayım. Uçan birliklerimi de buff'lıyor. Aa, Flying Gun. Zaten önümüzde bir şey yok. Bir şey olmaz. Skin Wolf'lar çok büyük bir problem olmayacaktır. Ama piyadede birazcık problemlerimiz var. Onları da Field Trebuchet'lerle çözeriz diye düşünüyorum en azından. Bakalım. Arazide birazcık kıvamında olursa. Çok az. Çok az. Heh. İşte bu. Açık arazi abi. Ormanla kapanmamış. Tertemiz bir arazi. Ve anladığım kadarıyla büyük... Ya aslan payı buradan geliyor düşmanın. Dolayısıyla buraya bir yere konuşlanıp trebüşelerle geldikleri anı sıkmaya başlarız. Bizim 1540 daha mı var? O kim lan? Garnizon birliği ise zaten direkt doğmayacak mı? Aynen, garnizon galiba. Birilerinin doğduğu arazi biraz boktan ama onun hakkını vereyim yani. Boktana boktan diyeceksiniz. Taraf. Ya bu haritayı hatırladım ya. Hiç de açık arazi değil. Göründüğü kadar açık bir arazi değil yani. Neyse. Taktiğimiz aynı şekilde devam edecek. Kuşatma kulelerini döşeceğiz. We serve our liege. Bakayım. Buradan geldikleri an kafalarına vurabilirler. Menzil olarak da vurabiliyor değil mi? Hatta birazcık geri bile çekilsek daha rahat savunuruz kendimizi. Şöyle. Sen ormana girmeden, ormanın önünde, evet. Şu bina sanırım doğal koruma sağlıyor, evet. Ufak bir doğal koruma veriyor bize. Dolayısıyla bu binayı kullanarak kanadımızı bir şekilde kapatırız. Bir tane de okçu atalım şuraya. Geri kalanlar, özellikle de şeyler, ana birlikler, ana şeyi kapatsın. Şöyle yap. Bunları bir de takımlayayım, unutmayayım. Yes Milo. Paladin sen şöyle gel. Hoxlar böyle gelsin. Friendly Fire vurma enter bir şey çok hoş atış yapıyor. Doğru. Gayet şık ama onu basacak göt bizde yok. Burada şey bonusu da alıyoruz şu an. Şövalye bonusu da alıyoruz. Yes my lord. Bunlar burada oyalayıcı kuvvet. Kanattan olası bir saldırı yememiz durumunda bizi savunacaklar. Zaten öyle bir durum olursa Paladin de devreye sokarız. Bunlar gelmeden bize saldırmayacaktır. Onlara da biz trebüşeyle saldırdığımız için bize gelecekler. Bu alan mı vuruyor? Direkt mi? Alan. Aslında ilk geldikleri an evet atılabilirmiş alan olduğu için. Swiftly. Tamam, mevzuya geldiler. Ha bu büyü, yerden kökler çıkıp dayak atıyor.
Güçlülere sıkacağız. Zırhlı. Ölmek bilmeyen pezemeklere sıkacağız. Güzel. Skin Wolf'lar geldiği gibi gitti. Çok hızlı bir şekilde. Marauder Champion Chaos Warrior'lar. Chaos Warrior'lara da sıkın. Kanattan diğer şeyler de geldi. Prophetess'lar geldi. Pardon. Hero olanı Damsel. Lord olanı Prophetess. Sürekli karışıyor kafamda. Çok önemli bir detay değil ama yani işte. Yanlış söylememiş olalım. Paladin buraya gelsin bu sırada. Bu taraf birazcık sıkıntılı. Betonya needs me. Bu okçular boş kaldı bu sırada. Bunları da çevirelim hemen. Kırıldı mı orası? Kırılmak üzere. Hemen desteğe gelin. Bu tarafta bir şey var mı? Yok. Gel. Köylüleri alın abi. Gidiyoruz oraya. Stick him good. Erotik bir şey oluyor ama talep. Siz durun yoksa bizimkileri vuracaksınız. Aha, Paladin lideri dövdü bile. Gir gir devam. Siz de dönün şu yandan desteğe. Çok güzel vurdu. Bitti bu iş. Fişi çektik. Kaçanları da oklayalım büyük bir süre boyunca. Belki birazcık hasar veririz. Kalkanlar önden gelen direkt şeyleri hasarı azaltıyor. Zırh direkt daha tersi bir durumda ama. Biraz hem zırhlılar hem kalkanlılar en azından kıçtan vurunca kalkan etkisini deflekt ediyoruz. Neyse. Kaos piyadeleri anca dev kayayla ölüyor zaten. Tam. Bretonya şövalyeleri hanımcı galiba, lady'm için falan. Okçulara bak, mis gibi kill almışlar bu sırada. Hiç azımsanacak seviyede değil. Zehirli ok gayet işimizi görüyor. Eğer ki karşımızda şey olsaydı, onlarda da alevli ok çok iyi iş görüyor. Ağaçlar olsaydı. Elflere karşı. Ama çok tertemiz dövmüşüz vallahi yani. Bize bir de o kadar boktan bir oran veriyordu ki savaş için. Evet, delinmedi bile hat. Delinmeye yaklaştı. Yani ona bir şey diyemeyeceğim. Delinmeye yaklaştı ama delinmedi hat. Seers. Paladin çok iyi iş yapıyor. Hatta Paladin silahları ile ilgili şöyle bir şey yapsak bir dakika. Sen bunu ver. Bunu geç bile almışız bu sırada bunu. Helm of Discord'un var. Sword of Bloodshed. Al bakalım şunu. Holy Icon. Aslında bu daha iyi bir kılıç bence ya.
Kısa süreliğine bonus veriyor ama veriyor yani. Ve büyülü vurmasını sağlıyor. Bence her türlü iyi. Bazı itemlar sanki o olduğu sınıfı hak etmiyor gibi hissediyorum. Deminki mavi itemdi, bu yeşil bir item ama bu yeşil olarak mesela daha iyi bir item. Ha, rarity'ye göre çıkıyor büyük ihtimalle o da. Rarity kaliteyi belirtmiyor çoğu zaman, öyle bir sıkıntı var. Bazı yeşil itemlar common olmasına karşın şeyler yani. Daha başarılı buluyorum ben en azından. High elf'lere çıkmamız yok mu? Yok. High elf'lerin bize katacağı hiçbir şey yok ki. Çıkıp ne yapacağız? High elf'lerden bir şey kazanamıyoruz. Şöyle bir şey var. High elf'ler bize yardımcı oluyor. Ithane çıktı, şeye geldi. Belakor'un adasına geldi Eltarion. Eltarion orayı temizlerse bütün dertlerimiz bitecek. Yani burayı garnizonlamayı bırakacağız. Yani tamamen bırakmam tabii de yani. Sonuçta imparatorluk burada. Festus her an savaş açabilir gibi. Nefret ediyor bizden sürekli. Vampirler deseniz yine girmiş meydana kadar. Hani imparatorluk çok ayakta kalamayacak da biz gidip yardım edeceğiz gibi hissettiriyor şu an imparatorluğun durumu. Belakor da yedik mi buradan? Ki bence geri çıkacak Belakor. Onu da söyleyeyim. Hiç unutmadan şey yapmadan. Belakor bence gidecek geri. Ha, Fort Bagrest'te şey kazandık değil mi? Vergrowth. Massive Oracle'ı niye almadın? Tek toprak beleş eyalet. Bakımı pahalı. %30 daha pahalı binalar falan. %10 kırabiliyorsun Commandant'la. %20 daha pahalı bina. Şu an zaten... Ha, şu an iyi ekonomi de. Ekonomi çok iyi gitmiyordu. O yüzden çok da uğraşmadım. Yıktım bıraktım. Ultuan neden Breton olmasın ki? Yaşanabilir bir iklim değil her şeyden önce. Öyle bir sıkıntımız var. Onun yerine imparatorluk toprakları yaşayabileceğimiz bir iklim alırsak iyi olur. İmparatorluk. İmparatorluk çavuşuna bakıyor aynen. Bugün Warhammer 2'de imparatorlukla oynuyordum. Demigriflerin savaştaki performansı gözlerimi yaşartıyor. Warhammer 3'te de bir o kadar zayıf gibi geldi bana Demigrifler ama stat olarak kullanamadık gerçi biz çok. Bilbali enfekte olduk. Abi Skaven Plague bu. Lanet olsun. En kötüsü ya. Skaven'ın plague'lerini nerflemeleri lazım. Çünkü şöyle bir şey var abi. Tamam, Skaven'ların salgın hastalıkları eyvallah. Kötü. Yani gerçekten birkaç kere salıyorlar böyle etrafı. Özellikle Bretonlara çok salıyorlar. Anlarım kötü olmasını ama Nurgle'ın salgınının bu kadar iş yapmadığı bir yerde Skaven'ınkinin bu kadar iş yapması bana birazcık garip geliyor. Çünkü Nurgle'ınki asıl zaten korkunç olan. Yani Nurgle'ın olduğu yerde diğerleri birazcık açıkçası saçma. Kabul edelim, saçma yani. Protector of the realm. I will indulge you. I will indulge you. You honor me. Belakor inşallah pusu atmaz bize. Şimdi Fey'i yukarıda tutsak mı tutmasak mı? Karaburg'a kadar gelmiş çünkü Festus. Ha, bu toprakları alırsak muhtemelen imparatorluk yalnız bize kemküm edecek. Onu da söyleyeyim. Sen savaşta mısın Festus'la? Değil. Sen niye geldin lan imparatorluk topraklarına? Allah Allah. Fey'i ne yapayım bilemedim ya. Fey böyle üvey evlat gibi geziyor etrafta ama. Kron'a bir yollayalım, ordusunu bir düzenleyelim olmadı Fey'in. Garip kuraba bir ordusu var şu an. Toparlayalım bir bakalım. Bir tane de paladin lazım bana. Paladin of Bretonya. Üç level'dan mı çıkıyor? Virtue of Heroism. Virtue of Confidence. Erdemli hepsi yalnız. Defans 10 da güzel. Bonus vs. Large 12 de iyi. Defansı var. Assassinate alacağım bu sırada. Ben normalde hiç Assassination için ajan kullanmıyorum. Yaklaşık Shogun'dan beri falan hiçbir ajanı kullanmıyorum. Hatta Shogun'da bile çoğu ajanı kullanmıyordum. Ama şartlar birazcık değişti. Skaven'lar sürekli veba yayacağına göre öldürsek iyi olur. Melee defense daha önemli. Evet.
Elfler ayaklanınca toprakları neyle tutacaksın? Elflerin ayaklanmasını koyduk mu hatırlamıyorum ki. Skaven'ları koydum. Cüceleri koymadım. Galiba elfleri koydum. Elfleri koyduysak düzenleyeceğimiz ordular alev okçularından oluşmalı bu sırada. Ve ciddi bir süvari yapmamız lazım. Hem okçuları biçecek hem entleri durduracak. Entleri gerçi paladinlerle de şey yaparız belki. Yavaşlatırız. Durduramayız muhtemelen ama yavaşlatırız diye düşünüyorum. 1800. Şu an güzel bir ekonomi var. Her şeyden önce ekonomiyi bir şey yapalım. Kendine getirelim. Başka bir şey istemiyorum. Ekonomi daha da hızlı ilerlesin. Daha da çok para bassın. Çift tıklamanın etkileri abi, nefret ediyorum. Mouse'umdan o kadar nefret ediyorum ki anlatamam. Emektardı hani, güzel eyvallah ama. Emektar şu an beni kancar etmekle uğraşıyor. Sana yapmayalım onu. Diğer tarafa yaparız. Senin askeri binan mı yok? Her abi. Bunda da her yere şövalye binası yapacağız gibi duruyor zaten. Marienburg'un limanı 5'te mi geliyor? Biz 4'ü mü basıyoruz, 5'i mi basıyoruz? Soru işareti. Herhalde 4'ü basıyoruz. 5'te 800 veriyor. Fena para değilmiş aslında ama şu bina tek başına zaten o 800'ü veriyor bize. Crown Tournament Ground. İkisi bir ara güzel para getirecek gibi. Karak Kadrin. Anlaşalım kardeş. Gel bakalım. Who called? Abi Noctilus'u demin kuşatıyorlardı. Noctilus yine hayatta ya. Demin 3 grup falan Galleon's Graveyard'a doğru gidiyordu. Elflerden. Üçünü de yediyse helal olsun. Ya son dakika barıştım, ne bok yedim. Bas full Hippogriff Doomstack, kafan rahat olsun demiş. Sıçanları koymam. Sıçanları koyduğuma eminim. Vermintide koyduğuma eminim. Cüce koymadım. Bir şey daha koymadım ama neyi koymadım hatırlamıyorum. Herhalde Kaos cücelerini koymamış olabilirim ya da onu da koymuşumdur. Elfleri koymamış olabilir miyiz ya? Şu anda Legendary Lordların ordularını Doomstack yapmak kadar zevkli bir şey yok sanırım. Ben Doomstack'i keyifli bulmuyorum. Yani tamam işe yarıyor. Ya da ordu tek başına Lord tek başına ordu gibi davrandığında rahat oluyor. Kabul ki birçok senaryoda kazanmanızı sağlıyor zaten de. Beni şey sıkıyor. Çizlemek sıkıyor. Çizlenmeden oynanmıyor biliyorum zorluk derecesinden ama. Çizlemenin ben savaşa şeyini, etkisini birazcık sıkıcı buluyorum ya. Bilmiyorum. Yani medieval falan oynarken çizlediğimi hatırlamıyorum. Ordular böyle kapışırdı, arkadan süvariyi sokardık. Bu hani bu çiz bile değildi bence. Skaven revealed. Firik victory veriyor. Ordunun tamamı yok oluyor. Maşallah. Mesela burada çizleyeceğiz muhtemelen. Böyle bir orduyu yiyemem çünkü. Pezevengi avlamamız lazım. Jezreel'lar tehlikeli. Deathglob Bombardier'lar tehlikeli. Doomflayer tehlikeli. Hepsi tehlikeli. Şöyle yapalım. Control Large Army'yi kapatalım. Bizim Large Army'den bir kazancımız yok. Onların var. Hoş Large'dan da gelenler çok bir şey değil aslında ya. Large gelsin boşver. Hayırlı işler, bol güneşler kardeşim. Ama gitgide daha da kötüleşiyor gibi Mouse. O konuda bak hemfikir olabilirim. Gitgide daha çok tıklamaya başlıyor. Oyunda bu kadar sıkıntı yarattığını hissetmemiştim daha önceden. The lady smiles. Gece gece ne yayını bu? Uyusanıza işiniz yok mu sizin falan.
Klavye mi bozuldu? Niye? Çünkü içinizde hala ucuzlamayacak. Lexmark teşekkür ediyorum. Onca ayın kutlu olsun. Kaos elflerinde hangisi daha güçlü sana göre? Ben hep şu sol ortadakini oynuyordum. Kertenkeleler bayağı hardtı. Kaos elfleri mi? En soldaki neyden bahsediyor? Lord'dan mı bahsediyorsun? Bu Lady niye gözüküyor Damsel? Ormanda bile gözüküyor. Çok yakın olduğumuzu zannetmiyorum düşman. Allah nerelere gidiyor? Malekith'ten bahsediyorsun diye varsayıyorum böyle dediğin için. Malekith güçlü bayağı. Kara elfler. Tuşların yarısı gitti. Malekith'tir en soldaki ise. Başka daha sola koymazlar. Malekith liderleri çünkü. Fortune favors you. Malekith bayağı karizmatik. Ya o Dark Elf'lerin in-game trailer'ı var. Bugüne kadar Warhammer için yapılmış en iyi trailer ya. Müzikleri falan her şeyle. Aleykümselam. Hop. The lady protects me. Ya korumazsa? Abi sen nasıl atış yiyor olabilirsin? Yemiyorsun. Gayipten atış geliyor galiba. Dark Elf'lerin kadınları için ya Koray. Nefes alan herhangi bir kadın için sen kendini kurban verebilirsin gibi geliyor bana. Çok şey olmayacaksa. İkit gözüktü. Biz burada Cezayirlileri falan oyalayalım şunlarla da iyice ne. Ha bir de büyü mü attı bana o utanmadan? Geliyorum. Ohan ne biçim bir büyü attın sen ya? İlk orduyu cayır cayır yedik sanırım. Demine kıyasla en azından. In the light of the lady. Alın şu Doom Flayer'ları. Sen ne yapıyorsun? Koş. Selam, iyi seyirler. Liderleri kadındı. Morati ile oynuyorsundur muhtemelen. Bir bak ismine. Ben de tahmin etmek zorunda kalmayayım sürekli. Çözelim hani. Morati tamam. Annesi şey.
Malekith daha güçlü bu sırada bence. Morati çok oynadığım bir şey değil ama karakter. Şeyin çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Oğlum. Acuze Helebrond olabilir. Paçoz der gibi hatuna. Cadı da geç ya. Acuze nedir? Orospu Murat. Çok ağır. Glory calls. Burada bombardıman da kendi askerlerini öldürüyor aslında Skaven. Hiç fena bir şey değil ama. İkit seni yer yavrum, oradan çık. King. Ne demek istiyorsun Mandus? Travmalar mı yaratmaya çalışıyorsun insanların kafasında? Ne yapmaya çalışıyorsun? Derdin nedir dostum? Bunları daha çok kitlememiz lazım. Luen koş. İkiti sana vereceğim. Süvarilerin ölüyor. Koş. I am king. Ta ta ta. Hadi Luen, hadi be. Niye kaldın havada? Zaten işaretledim sana kime saldıracağını. Kime saldıracağını işaretliyorum, hala daha kalıyor bir yerlerde, deli oluyorum işte o zaman. Vur şu ikite. Deli gibi hasar yedi ünitelerim, çıldıracağım. Ölen doğmasın canım. Şu anki halleri maksimum olsun diye basıyorum. İnsan